Sayın Gürsel Erol, buyurun. Sayın Başkanım, şahsınızda Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmelerin başladığı günden bugüne kadar bu kürsüde gergin anlar yaşandı, tartışmalar yaşandı. Muhalefet Partisi'nin milletvekilleri, partimizin milletvekilleri kendilerine göre haklı gerekçelerini kürsüde seslendirdiler. Ben biraz daha farklı bir bakış açısıyla kendi bölgemin, ilimin ve ülkemin genel sorunlarıyla ilgili bir değerlendirme yapmak isterim. Birincisi, tesadüf müdür bilmiyorum. 24 Ocak gecesi Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Elazığ'a görevlendirilen ve bir ay Elazığ'da kalan 3 bakanımız bugün burada, bütçeler üçünün de aynı günde görüşülüyor. İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız. 24 Ocak gecesi Elazığ'da yaşanan deprem sürecinin, bir aylık kriz sürecinin doğru yönetilmesine verdikleri katkılardan dolayı ben bu 3 bakanımıza da teşekkür ederim. Ama bu teşekkür Elazığ'da bu sorunların bittiği anlamda değildir. Elazığ'da hala mülkiyet hakları ile ilgili, yönetmenliklerle ilgili, kanunlarla ilgili, mevzuatlarla ilgili sıkıntıların ve sorunların olduğunu da buradan iletmek isterim. Ayrıca terörle mücadelede başarı gösteren Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet mensuplarımıza, kolluk kuvvetlerimize buradan kendilerine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletirim. Ve buradan bir üzüntümü de iletmek isterim. Üzüntüm şu, bu kürsüden konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Bey'i de şiddetle kınıyorum. Niye kınıyorum? Burada çözüm sürecinde, çözüm süreciyle ilgili değerlendirme yaparken o sürecin terör örgütünün PKK'yı silahlarını bırakıp demokratik siyasete dahil olması ile ilgili bir süreç olarak değerlendirmesini şiddetle kınıyorum. Sayın Grup Başkan Vekili, devlet terör örgütleriyle müzakere etmez. Devlet terör örgütleriyle mücadele eder.